Geç gelmemiz iyi olmuş. Baksana annem bile yatmış. Sessiz ol. Uyandıracaksın. İyi ki sessiz oldum. Bak şimdi planı anlatıyorum sana. Hı. Şimdi sessizce odaya gireceğiz. Koltuğun başı şuna balonu bağlayıp sessizce çıkacağız. Bak Merit, sessizce. Hadi. Sen neden hala uyumadın dayıcığım? Ne yaptım? Ben uyuyordum, sizin sesinizi duydum ve uyandım. Aa, ne güzel bir balon ya bu. Oh, ama da büyükmüş, süper. Ferit, bizi kandırdığı için bir şey yapmalıyız değil mi? Evet, sana bir ceza vermeliyiz. Of yine mi? Ya Allah Allah. Ama bu öyle bir ceza değil, bu çok değişik bir ceza. Nasıl bir ceza? Nasıl bir ceza hakikaten? Ne bu gürültü? Ne oluyor Ferit? Yok şey, anne, eğleniyorduk biraz sadece. Bir saat önce bu çocuk mışıl mışıl uyuyordu. Yani bu saatte uyandırılır mı? Yani anne, kızma ya. Biz şakalaşıyorduk değil mi? İyi geceler anne. Güzel bir gündü. Evet, annem son anda uyanıp gelmesi daha güzel olabilirdi. Ferit. Şimdi annenle aranızda neler olduğunu bana anlatmak ister misin? Anlatması zor bir hikaye. Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Hem belki bir yardım dokunur. Birlikte çözebiliriz. Bu gerginlik seni çok görüyor, farkındayım. Annemle aramızdaki ipler yıllar önce koptu. Bu saatten sonra bilmiyorum Nazlı, çok zor. Peki ne oldu? Bu öfkenin sebebi ne Ferit? Ben küçükken, henüz 10 yaşlarındayken çok kötü bir şey öğrendim. Zaman zaman hiç bilmeseydim diye düşünürüm. Bir telefon konuşmasından. Annemin babamı başka bir adamla aldattığını öğrendim. Dünya başıma yıkıldı. Çocuk aklımla kaçmayı denedim ama yapamadım. Kendimi odama kapadım. Kimseye bir şey söylemedim. Peki annen öğrendi mi senin bildiğini? Sonradan öğrendi. Neyin var diye anlamaya çalışırken ben patladım. Ondan nefret ettiğimi söyledim. Defalarca ağladı karşımda, pişman olduğunu söyledi ama artık eskisi gibi değildi o benim için. Baban. Babam. Babam. İşin en zor kısmı oydu. Babama her baktığımda sanki suçlu olan benmişim gibi utanıyordum. Bu ihanetin yükü benim omuzlarıma binmişti. Gerçeği söylemeli miyim yoksa susmalı mıyım? Hayatım bu iki soru arasında sıkışıp kalmıştı.
Ferit. Bu yaşadığın büyük bir acı. Bir çocuk için çok zor bir travma. Babam çok başkaydı benim için Aslı. Onun bu acıyı yaşayıp üzülmesini istemedim. Susmaya karar verdim. Yıllar geçti, ben hep sustum, kimseye bir şey söylemedim. Babam öldükten sonra da annemle aramız iyice bozuldu. Sonra da işte gördün gibi zaten. Keşke bu yaraları sarmanın bir yolu olsa. Denedim Nazlı. Affetmeyi istedim. Ama içimdeki o öfke hiç dinmedi. Sanırım dinmeyecekti. Açıcı gözüküyor. Yalnız böyle şeyler yapma. Şımarırım ben. Daha kötüsü alışırım. Alışmanı istiyorum zaten. Kaybettiğimiz zamanları telafi etmeliyiz. Artık işimizin başına dönmeliyiz. Kaçışımız yok. Bugün evet ayrı kalacağız mecburen. Olsun. Belki öğle yemeğine restorana geliriz. Bugün biraz yoğun bir gün. Epey bir iş birikti. Bir bakayım, fırsat bulabilirsem kaçarım. Anlaştık. Ha, bu arada sana söylemedim sanırım. Başkasından duymanı istemem. Pelin bizim ihalelerden biri için proje hazırlıyor. Henüz kesinleşmedi ama onunla çalışabiliriz. Emin ol, endişe edeceğin hiçbir şey yok. Biliyorum. Sana güveniyorum. Ferit. Hı. Annen etmedik yine kahvaltıyı, kızmasın. Annem Bulut'la beraber yapmış kahvaltısını. Şimdi sabah kahvesini içiyor. Sen keyfini çıkar. Çıkarıyorum o zaman. Birlikte çıkaralım. Günaydın. Günaydın. Dün seramik atölyesine gitmişsiniz. Evet, bir değişiklik yapalım dedik. Ufak tefek bir şeyler yaptık. Ne güzel. Ferit'i bayağı değiştirmişsin. Aslında pek sevmez böyle basit ve ucuz şeyleri. Leman Hanım, belki de Ferit'le daha fazla vakit geçirmelisiniz. Oğlunuzu pek tanımıyorsunuz anlaşılan. Ferit seni affetmiş, kendine uygun bir eş olarak seçmiş olabilir. Ama benim gözümde hala temize çıkmadı. Anne, ne diyorsun sen yine? Nazlı'nın ve kız kardeşinin yaptıkları yüzünden neredeyse Bulut'u ve babanın şirketini kaybediyordun. Unuttun galiba. Unutmadım. Biz o konuyu çoktan kapattık. Sen de bir daha açmasan sevinirim. Ben senin yerinde olsam dikkatli olurdum. Seni bir kez kandıran yine yapabilir. Anne yeter. Herkesin geçmişte hataları oldu. Bunu en iyi sen bilirsin değil mi? Nazlı benim karım. Seni son kez uyarıyorum. Nazlı'ya saygı göstermek zorundasın. Eğer böyle davranmaya devam edersen burada kalmana izin vermem. Ne yapacaksın? Kovacak mısın beni? Gerekirse evet. Nazlı hadi gel gidelim. Üzülme olur mu? Bitecek, hepsi geçecek. Kimsenin senin üzülmesine izin vermeyeceğim. Şimdi düşününce Fatoş, ya iyi ki tanımışım Ferit'i diyorum. Hatırlasana o zamanları. Onun beni sevdiğini, merak ettiğini, özlediğini bilmek çok güzel. Ama en güzelini biliyor musun? Ne?
Artık duygularımı kontrol etmek zorunda değilim. Saklamak zorunda değilim. Kızım utanmasam bas bas bağıracağım. Kızım kendine gel, dondurma gibi yedim. Ay Nazlı, yemin ediyorum şu anda kızgın tavaya atılmış tereyağı gibiyim yani. Üzerime iki yumurta kırıp yiyebilirsin, o derece. Ay nerede kalmıştım? Şey diyordun, aşk diyordun, meşk diyordun. Haykıracağım aşkımı diyordun. Fatoş, dünya artık daha güzel bir yer. Kızım Asuman bile tatlı geliyor gözüme. Ay çok güzel Nazlı ya, çok güzel bunlar. Sakin. Sadece ikimiz varız. O ve ben. İkimiz. Başka hiçbir şeyin anlamı yok. Buyurun, kahveniz. Afiyet olsun. Evet, çaylarınız. Buyurun efendim. Size de afiyet olsun. Asuman. Çalışma azminiz gözlerimi yaşartıyor. Bu ne çalışkanlık? Yani tamam, burada bir kariyer hedefim yok ama iş işte. Boş durmamak için çalışıyorum. Ablasının güzeli. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum ablacığım. Yani o mevzular kapandı, geçmişte kaldı. Oh, ablacığım. Sen iyi misin bugün? Yani böyle bir değişiklik var sanki sende, sarılmalar falan. Hayat çok güzel Asuman. Sen de bir tatlı gözüktün bugün gözüme ablacığım. Abla ne yapıyorsun böyle müşterilerin yanında ya? Aman şu kadarcıktın kızım sen doğduğunda, şu kadarcıktın. Elime doğdu. Abartma istersen. Abartma mı? Asumancığım sen zırıl zırıl ağlıyordun, ben ağzına emzik veriyordum. Nankör, ne çabuk unuttun o günleri. Şeyi de mi hatırlamıyorsun Asuman? Senin yüzünden okuldaki büyük çocuklardan dayak yiyordum. Şeyi hatırlıyorum bak, uçurken teyzenin camını kırmışım hani. Sonra gidip sen istenmiştin onu. O zaman da safmışım. Hayır, kıyamam sana. Ablacığım, ben bir daha seni üzecek bir şey yapmayacağım. Sana laf getirmeyeceğim, söz veriyorum. Biliyorum. Aman tamam be, aa. Ne bu duygusallık böyle? Ben çalışıyorum burada. Ben gideyim şu bahçedeki masalara bakayım. Onlar eğer yemeklerini bitirdiyse onlara şöyle bir çay falan servis edeyim değil mi? Koş, koş. Bebeğim benim. Nazlısan. Ne işin var senin burada? Hiç yakışıyor mu sana? Bazen çok kırıcı olabiliyorsun. Seni görmeye gelemez miyim? Seninle konuşmam gereken çok önemli bir mevzu var. Bir beş dakika baş başa görüşsek. Sana çok önemli bir şey göstermem gerekiyor. Çok iyi değil mi? Şuna bakar mısın ya? Şu görüntünün kalitesine bakar mısın Nazlı lütfen? Yani çocuklara dedim ki nedir bu iş değil mi dedim. Yok abi dediler. 4K. Oğlum dedim olur mu ya? O 5M 1K. Yok yok abi öyle değil dediler görüntü olarak. Namuslu görüntüsü ya. Ne zaman çekilmiş bu? Taze daha yeni. Yani bugün. Adamın adı Muzaffer. Ama korkma. Adam ölmedi. Yaşıyor yani. Benim iş yaptığım adamların bir tanıdığı, olay bana intikal etti. Ben de gittim adamla konuştum, durdurdum onu. Yoksa polise gidiyormuş herif. Asuman, neden yapsın ki böyle bir şeyi? Ben de anlamadım ki yani, çözemedim. Sen üniversite okuyan, aklı başında bir insansın değil mi? Bu nedir ya? Ya şuna bir bakar mısın lütfen ya? İzlediğimiz şey bayağı silahlı, gasp. Benim avukatla görüştüm, dedim ki bu nedir yani? Cezası minimum 5, maksimum 10, 15 yıl yatarmış biliyor musun?
Asuman için. Yine Asuman. Yine Asuman. Ya düşünsene ya. Bu kız içeri girse hayatı, her şeyi yarım kalacak. Boş ver, psikolojisi falan alt üst olacak. İnsanlar öğrense büyük rezillik. Neden gösteriyorsun bunu bana? Şimdi ben bu Muzaffer denen adamı tanıyorum. Merak etme, o bende. Polise gitmeyecek. İyilik yapmak istiyorum yani. Ne istiyorsun karşılığında? Karşılığında ne istiyorum? Yapamayacağım bir şey değil aslında. Yani kardeşinin hayatı mevzu bahis olduğunu düşünürsek... çok kolay yapacağım bir şey. İstediğim şey Nazlı. Kardeşinin hayatına karşılık. Ferit Aslan'dan en kısa sürede boşanacaksın. Ferit Aslan'la en kısa sürede boşanacaksın. Eğer ki boşanmazsan bu gördüğün görüntüler savcıya gidecek. Asuman'ın içeri girmesi an meselesi olacak. Düşünsene ya, kardeşin hapishanede. Asuman böyle bir şeyi kaldırabilir mi sence ha? Mümkün değil. Orada iyi insanlar yok Nazlı. Orada hayat iyi değil. Minimum 5 yıl. 5 yıl sonra çıktı diyelim masuma. Ne olacak? Ya hırsız, ya gaspçı, ya katil. Bunu söylemeye dilim varmıyor ama kötü yola bile düşebilir ki bu onun kararı. Şimdi Ferit Aslan'a gideceksin ve en kısa sürede ondan boşanmak istediğini söyleyeceksin. Ferit ondan boşanmak istediğime inanmaz. Nazlı. İnandıracaksın. Çok güzel yemekler yapıyorsun. Yemekleri yaparken içine sevgini, duygunu katmıyor musun? Yemekler öyle güzel olmuyor mu? Öyle güzel oluyor. Gideceksin Ferit Aslan'a. Sevgini, ruhunu koyup onu inandıracaksın. Ben senin bunu yapacağına eminim. Adım gibi. Sana bir gün süre. Bu görüntüleri sana mesaj olarak da yollayacağım. Onlara bakar düşünürsün. Eğer benim buraya geldiğimi Ferit Aslan'a söylersen Asuman hapse girecek. Eğer o şantaj videosunun bende olduğunu söylersen o zaman da Asuman hapse girer. En kısa zamanda boşanacaksın. Sana bir gün süre, düşün. Düşünürken de izlersin bol bol. O yardımcı olur sana. Tamam mı? Dikkat et kendine. Hiç sınır yok değil mi yapabileceklerinin? Yapacağın kötülüklerin hiç sınır yok değil mi Asuman? Nasıl biri yapar bunu ya? Nasıl yaparsın bunu? Abla bak ben okul taksici... bana gelseydin, bana gelseydin. Arkanı toplayan ben değil miyim? Ömrün senin arkanı toplamakla geçmedi mi zaten? Başını yine belaya sokacağına, yine hayatını mahvedeceğine bana gelseydin. Yine Hakan bu görüntüleri nereden bulmuş? Niye getirdi? Yine ne istiyor benden ya? Senden ne isteyecek Asuman? Senden ne isteyecek? Benden istiyor. Benim Ferit'ten boşanmamı istiyor. Ne? Yoksa hapse gireceksin. Tamam. Tamam ben cezam neyse çekmeye hazırım. Ferit'e de gidip anlatırım her şeyi. Senin başına bela olmam. Ne kadar fedakar bir kardeşsin Asuman. Gerçekten. Hapse girersin öyle mi? Annem babam ne olacak peki? Ne diyeceğim ben o insanlara? Bana ne olacak? Ferit'le de konuşursun. Ferit ne yapar peki? Ortalık birbirine girer Asuman. Hakan da bunun karşılığında görüntüleri polise verir. Yine hapse girersin.
Ya Asuman, sen ne kadar zarar bir insansın ya. Gerçekten ben artık akıl sır erdiremiyorum sana, biliyor musun? Herhalde akşamdan yatıyorsun, diyorsun ki sabah acaba kimin başına çorap örsem diye düşünüyorsun. Sabah kadar da onu planlıyorsun galiba, değil mi? Bu ne ya? Abla bak, beni bir dinle. Kes sesini Asuman. Yakında yapış olmak için zor tutuyorum şu an kendimi, elinde kalırsın. Adamın adresini ver bana. Adresini ver Asuman, bakalım. Belki Nazlı yine çözer. Adres ver bana.